Şevin ve Barış Pehlivan'ı dinleyeceğiz. Erdem Gül merhaba. Merhaba Gökmen Bey, Halk TV izleyicilerine de selam veriyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi son durum ne? Yani esas mesele dün olmuştu biliyorsunuz. Bugün biraz daha sakin geçirdik. Ama dünkü yaşadığımız meseleyi siz tartışıyorsunuz. Medyada tartışıyor zaten. Ben hukuki tartışmayı belki orada bir şekilde yapılır. Hani hiçbirimiz hukukçu kimliğimizle, hukukçu kimliğimiz olmadığı için bir şey demiyoruz. Ben ama hukuki meseleyi de biliyorum ama bir şey söyleyeceğim. Adalarda hem Büyükada'da hem diğer adalarımızda adaların tarihi diyebileceğimiz, kültürel varlık diyebileceğimiz mekanları var. Adalar halkının, dolayısıyla İstanbul halkının. Tarihi Büyükada iskelesi de bu mekanlardan biri. Yani adaların bir kültür değeri. Dünkü hadise aslında biraz buradan alevlendi. Adalar halkı bu kültür değerinin, kültür değerlerinin bütün adaların ve bütün İstanbul'un yararına kullanılmasını istiyor ve bu nedenle de konuya müdahil oldu. Hani onlar hukuki meseleyi çok merak etmeden müdahil oldular. Çünkü bu kadar önemli bir kültürel kadim varlık birkaç gruba, birkaç derneğe, birkaç vakfa, belki birkaç kuruluşa bırakılamaz önemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti zaten konuştuğumuz iskele. İzleyicilerimiz de bilecektir, fotoğraflarından da hatırlayacaktır ya da gelmişlerse görmüşlerdir. Valla yani adalara çok sık gitmese de hani İstanbul'u pek çok İstanbul'un bildiği bir yer orası. Tabii. Aksine tabii, bu olayla birlikte mesela ben çok sık gitmeyen birisi olarak oranın yıllardır TÜGVA'da olduğunu aslında yeni öğrendim. Ve nasıl şöyle, yani dedirtiyor değil mi Meveşen? Nasıl yani ya? Nasıl 2019'da yani? Biliyorsunuz. Son seçimleri yaptık ve bütün Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da iki seçim birden yapmak zorunda kaldık. 2019'daki o seçimlerimizden hemen önce 2018'de burası şehir hatları üzerinden TÜGVA'ya kiralanıyor. Geldiğimiz noktada 2018 bizim seçimlerimizden bir yıl önce ise 2,5 yılda oradan beri geçti. Yani ben biliyorum 2,5 yıllık bir hukuk savaşının geldiğimiz noktasıdır. Tarihi iskelenin üzerindeki tartışma. Yani TÜGVA boşaltmayacak mı? Bu iş nasıl olacak? Şöyle olacak. Şimdi orayı ben çok kısaca izleyicilerimizi hukuki meseleye boğmadan çok kısaca anlatayım. 2020 yılında yani bizim gelişimizden dolayısıyla Ekrem Başkan'ın gelişinden bir buçuk sene sonra belki en geç hukuki olarak kira sözleşmesini şehir hatları fesh ediyor TÜGVA ile. Daha sonra hukuki süreçler, mahkeme süreçleri gelişiyor. Mahkeme süreçlerinde şehir hatları burayı fesh ettikten sonra kiracı sözleşmesini fesh ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi müdahil oluyor ve davalar açılıyor. O süreçte ilk olarak Büyükşehir'in davasına karşı TÜGVA yürütmeyi durdurma kararı için başvuruyor. Yürütme durduruluyor fakat bir süre sonra İdare Mahkemesi bu yürütmeyi durdurma kararını iptal ediyor. Bu iptal üzerine tekrar Bölge İdare Mahkemesi yani istinafa gidiyorlar. İstinafa gidince istinaf da yürütmeyi durdurma kararının iptalini doğru buluyor. Ve bu noktada aslında hukuken İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜGVA karşısında hukuken orayı mülkiyetindeki iskeleyi almaya hak kazanıyor. Daha sonra işte biliyorsunuz o yetkiler var. Mülki idareye yetki verilmesi, boşaltılması. O yönlü girişimler oluyor, yazışmalar oluyor. Fakat bu aşamada da fiili durumlar çıkıyor ve biz bugüne geliyoruz. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuk kararlarına karşı fiili durum
yaşatılınca son olarak geçtiğimiz işte dün ve önceki günkü gelişmeler ortaya çıkıyor. Tamam, şimdi ne olacak Erdem Bey? Şöyle olacak, bizim anladığımız kadarıyla şöyle olacak. TÜGVA şu noktada hukuki bir şekilde orada kiracı noktasında değil. İstanbul Büyükşehir İşgalci. Belediyesinin bakış açısıyla. Dolayısıyla bu noktada belki kavga gürültü çıksın istemiyoruz biz de hiçbir şekilde. Buranın adalıların da isteği doğrultusunda ve İstanbulluların da hakkı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tüm İstanbulluların yararlanması için bırakılması için müzakerelerimiz sürüyor. Anlamadım ben. Yani, şöyle. TÜGVA'da kalacak mı? Hayır, TÜGVA'da kalamaz artık. Hı hı. Ama çıkmıyor TÜGVA. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek ve Adalılar ve tüm İstanbullular buralardan yararlanacak. Ama şimdi TÜGVA çıkmıyor diyor. Görüntülerde böyle bir şey görüyoruz. Birkaç gün uzayabilir bu. Bu kadar telaş etmemek lazım. Nihayetinde hukuk kazanacak, hak kazanacak, adalet kazanacak. Yani burası İstanbulluların ve Adalıların olacak. Peki. Şimdi... Ben kısa bir... Buyurun Meviş Hanım. Siz de herhalde adaları bilen bir isimsiniz, evet, diye tahmin ediyorum. Bilmeye de gerek yok. Hı. Yani sonuçta bir iskelede, tarihi bir iskelede, İstanbul'daki bir iskelede. Bu küçük su iskelesi de olabilir, adalar iskelesi de olabilir. Kalkıp bir vakfın kiralaması ve hani bir hukuki kararla da, hatta amacına aykırı kullanıldığı gerekçesiyle çıkartılıyor benim anladığım kadarıyla. Böyle bir şey zaten akıl kârı değil. Dolayısıyla çoğunlukla şöyle olur, adaları bildiğim için biraz söyleyeyim. Seçim zamanında buradan özellikle Büyükada'dan diğer adalara AK Parti teşkilatları motorlar kaldırır. Ada ada dolaşılır. Tabii ki her siyasi parti bunu yapar. Ama anladığım kadarıyla böyle bir stratejik bir nokta olarak görülüyor. Ve maalesef bir takım, eğer bu şey devam ederse, bu gerilimi arttırmama politikasını yürüttüğü için İBB özel olarak iyice zorlayabilir. Yani gerçi neyin üzerinden zorlayacak? Hani hukuken şey değil, hukuken yolları tükenmiş durumda. Evet, biraz da TÜGVA'nın ne olduğuna da değinmek lazım. Hı. Ali Can Uludağ'ın bugün bir haberi vardı. Onu da alıntılamak isterim. Çünkü hani pek çok böyle vakıf var. Siz de söylediniz, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi, vakıf yöneticisi olduğu, pek çok AKP'li ismin olduğu bir vakıf. Okçular falan. Evet, onlardan biri bu da. Biri. Onlardan biri ve 2016'dan beri vergiden muaf bu vakıf. Kamuya yararlı vakıf diye geçiyor. Evet, ama inanılmaz bir kamu desteği var. Kamu desteği derken Dışişleri Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na vesaire destekler alıyor. Ayrıca Ziraat Bank, Halk Bank, Türksel, Turkuaz Medya, bunlar da destekçileri arasında. Fakat işte Gülen döneminde de diyorduk ya, şeffaf bir şey yok. Yani bunun, bu parayı nasıl yönetiyorsunuz? Size nereden, ne şekilde para geliyor bağış olarak ve nasıl kullanıyorsunuz kısmı bir soru işareti. Ayrıca da hani dini eğitimi vaaz eden, dindar bir gençlik yaratmak isteyen bir duruşu var TÜGVA'nın. Burada bir gizlisi saklısı yok. Yani şimdiye kadar mesela ne yapmış derseniz, 38 tane öğrenci, erkek öğrenci yurdu yapmış, ama bunların arasında tek bir kız öğrenci yurdu yok. Böyle bir kısa özet geçeyim. Yani TÜGVA'nın bu anlamda kalkıp Büyükada'da, iskelede bir ofisinin olması, herhalde ofisten bir şey, bol bir şey de yok. Tamamen partiyle, AK Partili olmakla ilgili bir durum. Vallahi benim aklım almıyor bu olayı. Benim aklım almıyor. Yani adaya çok sık giden biri değilim, ama tam da zaten böyle olduğu için adaya gidiş bizim için bir bayramdır, şölendir yani. Adaya gidiyoruz. Şimdi orada da çay içmişliğimiz vardır. Öyle ayda yılda bir de olsa gittiğimizde
Benim aklım almıyor insanların orada üst tarafta kullanabildiği bir alan nasıl bir vakfa veriliyor 2500 lira gibi bir kirayla 2000 lira neyse aylık yani. 2000 lira. Bu nasıl bir şeydir ya? İşin meselenin perde arkasında aslında Bilal Erdoğan.